Türkiye'nin gündemine oturan Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'e suikast olayında tetikçilerin kimliği, geçmişi ve bağlantıları peş peşe soru işaretlerini de birlikte getirmişti. Son gelen haberlere göre eski Ülke Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sinan Ateş'i öldürdüğü iddia edilen firari tetikçi Eray Özyağcı ile cinayetin planlayıcılarından Doğukan Çep'in 11 Ekim'de de Kocaeli Darıca'da bulunan bir balık restoranında 3 kişiyi silahla yaraladıkları ortaya çıkmıştı. Çep'in yaralama olayında da başkasının tetikçiliğini yaptığı dikkat çekti. Ancak Çep, Sinan Ateş'e yönelik silahlı saldırı için kişisel husumet algısı yaratmaya çalışmıştı. 11 Ekim 2022 akşamı saat 21.40'ta Kocaeli Darıca'daki Çitari Balık'ta silahlı bir saldırı yaşanmış, kar maskeli kişiler restoranda oturan kişilere defalarca ateş açmıştı. Olayda biri masadaki 4 kişi yaralanmıştı. Artı gerçekten Dinçer Gökçe'nin haberine göre olayla ilgili ifadesi alınan Doğukan Çep, restoran baskınında yanında bulunan isimlerden birinin Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı olduğunu anlattı. Enes E. isimli bir kişinin Ali Tosun'dan olan alacağı nedeniyle devreye girdiklerini söyleyen Çep, naylon fatura işi yapan Ali Tosun, benim 100 milyon servetim var. O şahıslarla konumda haklıyım, kimseye ödeme yapmam dedi. Bu görüşme sonrası Ali Tosun'u bu tavrından dolayı vurmaya karar verdik, plan yaptık. Yaptığımız planı da bir hafta sonra faaliyete geçirdik diye konuştu. Çep, Turgut B'nin birlikte yaşadığı Özbek asıllı bir kadını Tosun'un restoranına gönderdiklerini belirterek şöyle devam etti. Biz Abdülkadir Tuzla Aydınlı'da bulunan ofisinde kadından gelecek haberi bekledik. Bu sırada Çitari Balık'a giden kadın Turgut'u aradı. Ali Tosun'un iş yerinde olduğunu, hatta bu masada oturanların fotoğraflarını çekerek Turgut'a attı. Ben de Eray Özyağcı'yı arayarak aracı alıp gelmesini istedim. Eray Özyağcı'nın kullandığı mavi renkli Volvo marka araçla hareket ettik. Bu araç bildiğim kadarıyla Bulgaristan plakalıydı. Söz konusu aracın sahte plakalı olduğunu vurgulayan Çep şunları söyledi. Aracı cadde üzerine park ettik. Araçtan Abdülkadir ile ben inerek restorana girdik. Bize atılan resimdeki masanın kalabalık olduğunu görünce Ali Tosun'un da o masada olduğunu düşünerek 4 erkek şahsın oturduğu masaya doğru 4-5 el ateş ettim. Ve çıkmak için kapıya yöneldiğimde Abdülkadir de hedef gözetmeksizin restorandaki müşterilere doğru ve restoran camlarına doğru ateş etmeye başladı. Daha sonra ikimiz park ettiğimiz araca doğru koşarak bindik. Bu sırada Abdülkadir tabancasına baktığında kaçarken şarjörünü düşürdüğünü söyledi. Ve biz hızla olay yerinden uzaklaştık. Abdülkadir'in Tuzla Aydınlı'daki ofisine gittik. Ali Tosun değil de farklı kişilerin yaralandığını öğrendik. Doğukan Çep, emniyet ifadesinde olaydan sonra Abdülkadir Gündoğdu'nun Tuzla Aydınlı'daki ofisine gittiklerini söyledi. Çep'in verdiği bu ifade sonrası Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında Enes Eroğlu, Abdülkadir Gündoğdu'yla Eroğlu'nun arkadaşı Ali K. gözaltına alındı. Doğukan Çep'e ilişkin dikkat çeken mesaj trafiği de bu 3 kişinin gözaltına alınması sonrası cep telefonlarına yapılan inceleme sonrası ortaya çıktı. Sorgu zabıtlarına göre Ali K. şarjının bittiğini söyleyen Abdülkadir Gündoğdu'na cep telefonunu verdi. Ali K.'nın iddiasına göre Gündoğdu kendisi ve Eroğlu'nun bulunduğu yerden biraz uzaklaşarak 2-3 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmeden sonra Gündoğdu Ali K.'ya telefonunu iade etti. Bu görüşmeden 1-2 gün sonra Ali K.'ya Gündoğdu'nun görüştüğü yurt dışı numarası üzerinden birkaç WhatsApp mesajı geldi. Ali K.'ya gelen mesajlarda Doğukan Çep'e ait kimlik bilgileri ve fotoğrafının yanı sıra birkaç da metin yer aldı. Metin olarak gelen mesajların birinde Ankara'dan bir haber gelecek. Bulursan öldürme. Bir saat sorgudan sonra senin olsun. Dilesin bizden ne dilerse diyor arkadaşlar ifadesi yer aldı. Ali K. ifadesinin devamında şunları kaydetti. Bu mesajları görünce hemen Abdülkadir'i aradım. Abdülkadir'e telefonumdan görüştüğü kişinin kim olduğunu sordum. Bu kişinin bana Doğukan Çep'in kimlik bilgilerinin olduğu mesajlar attığını söyledim. Abdülkadir de bana
o mesajları WhatsApp üzerinden bana ilet ve direkt olarak o mesajları sil dedi. İfadelere göre Alika söz konusu mesajları hem Gündoğdu'ya hem de Eroğlu'na gönderdi. Eroğlu cep telefonunda yapılan incelemede çıkan mesajlara ilişkin bu mesajları bana Alika gönderdi. Mesaj içeriğindeki bilgileri kimden aldığını bilmiyorum dedi. İfadeye göre Eroğlu ile Alika arasındaki mesajlaşma 4 Ocak günü saat 23.29'da gerçekleşti. Doğukan Çep ise 5 Ocak günü akşam saatlerinde Poyrazköy'de yakalandı. Ateşin öldürülmesini azmettirdiği belirtilen Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alındı. Çep, ateş suikastı soruşturmasındaki ifadesinde suçlamaları reddederken husumet sebebiyle cinayeti işlediğini iddia etti. Daha önce de Hasan Ferit Geyik cinayetinden 6 yıldır aranan Çep, ateş cinayetine ilişkinse amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı dedi. Ateş'in Ocak başkanıyla kendisine sahip çıkmadığını iddia eden Çep, Yargıtay'dan temiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olay planladık dedi. Öldürme amaçlarının olmadığını dile getirdi. Ateş cinayetinden önce keşif de yapıldığı ortaya çıktı. Keşifçi Suat Kurt'un cinayet öncesi Ankara'ya geldiği, olayın gerçekleştiği Çukur Ambarı'da keşif yaptığı belirlendi. Kurt'un ateşi izlediği, tetikçiye bildirdiği tespit edildi. ETS kayıtları, banka hesapları ve baz istasyonu kayıtlarıyla tüm şüphelilere ulaşıldı. Bu soruşturmanın iki de polis zanlısı vardı. Zanlılar ifadelerinde suçlamaları reddetti. Zanlılardan birinin uyuşturucudan suç kaydı olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Bekir Boza, ateş suikastindeki son durumun ne olduğuna dair soru üzerine soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini, 3 kişi için adli kontrol tedbiri uygulandığını söyledi. Olayla ilgili bir kişinin ise halen arandığını aktaran Boza, şu an tetiği çektiği belirtilen kişi aranıyor ama kimlik bilgileri net. Onunla ilgili kolluk kuvvetleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı birlikte çalışıyorlar. İnşallah yakın bir zamanda kolluk güçlerimiz tarafından o da yakalanıp adalete teslim edilecek. Yani bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk güçleri büyük bir titizlik ve itinayla soruşturmayı yürütmektedir dedi. Bakan Bekir Bozdağ, tetikçi olduğu iddia edilen kişinin yurt dışına çıkıp çıkmadığına ilişkin soruya ise yani şu anda bir bilgi yok bu yönde elimizde. Resmi yollardan çıkması mümkün değil. Hakkında yakalama kararı olduğu için resmi yollardan çıktığına dair hiçbir veri yok. Ama kaçak yollardan çıkmış olabilir mi? Ona dair de şu anda elimizde bir bilgi yok. Arama tarama titizlikle yürütülüyor diye cevapladı. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.